İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dün Atatürk Havalimanı'nda fethin ruhuna yakışır şekilde kutlandı. Aynı heyecan Ayasofya Camii'nin üzerinde gerçekleşilen ışık gösterisiyle de yaşatıldı. Tarihsel göndermeleri olan etkili bir görsel şölen, haberde de izleyeceksiniz zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende kritik cümleleri var. İyi ki Bakü dönüşü uçakta verdiği mesajlar, terör örgütü ve dahası destekçilerinin uykularını kaçıracak tonda mesajlar. İşte bu. Bir gece ansızın tepelerine bineceğiz. Suriye'nin kuzeyine terör örgütünün yuvalandığı bölgeleri operasyon konusu fetih kutlamalarında da gündemindeydi. Erdoğan, terörün kökünü kazımaya devam edeceğiz dedi. Fetih mübarek olsun. Kutlu fetih yeniden canlandı. 569 yıl önce yaşanan o zafer, fethin sembolü Ayasofya Camii ile buluşunca ortaya nefes kesen bir gösteri çıktı. Çağımızın Bizanslarını tarihin tozlu raflarına kaldırmaya hazır mıyız? Fatih Sultan Mehmet'in at üstündeki görseli gökyüzü video haritalama yöntemiyle Ayasofya Camii'nin üzerinde belirdi. Dünyanın kalbi Ayasofya'da ezan susmayacak, İstanbul ebediyen Fatih'in adıyla anılacak. Sırtına saplanan oklara rağmen Bizans surlarına İslam'ın sancağını diken Ulubatlı Hasan da ışık gösterisinde yerini aldı. Osmanlı ordusunun nefes kesen mücadelesi, karadan yürütülen gemiler, Bizans'ı yerle bir eden toplar da gökyüzünde canlandı. İstanbul'un fethedildiği an zincirlerin kırılmasıyla özdeşleşti. Galibet! Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte fetih şölenine katıldı. Muhalefete bir çağrıyla başladı sözlerine. Hiçbir siyasi çıkar hevesi bu mübarek ülkenin geleceğini tehlikeye atmaya değmez. Gelin hayırda yarışalım. Cumhur İttifakı olarak biz hepsine varız. Ama bu yarışı asla kör düşmanlığa, yıkıcı siyasete, iftira ve yalan rüzgarına çevirmeyin. Erdoğan daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına getirdi sözü. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel kendine. Hani diyorlar diye rahmetli Menderes ve arkadaşları için. Uçaklar dolusu altın kaçırdılar. Aynısını kim kullanıyor? Bay Kemal kullanıyor. Bir kez daha 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı. İşte Erdoğan burada. Kaçacak dediğiniz kişi Tayyip Erdoğan ya. 15 Temmuz gecesi savaş uçaklarının, helikopterlerin, tankların, tüfeklerin namlularından kaçmamışız. Kimin son nefesine kadar bu millete hizmet edeceğini, kimin kaçıp gavurun kılıcını çalacağını hep birlikte göreceğiz. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nu terörle mücadele üzerinden de eleştirdi. Bize akıl veriyor. Ne diyor? Gidin Esed'le görüşün. E sen görüşüyorsun, yeter zaten. Biz Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Ve buralarda teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz.